Missouri. Günaydın arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden çarşamba. Bu hafta Çınar haftanın çocuğuydu, biliyorsunuz. Etkinliğimi sizlerle videoda paylaşmıştım. Bugün de anneler okulda etkinlik yapıyor öğrencilere. Ben de patates baskısı yapmaya karar verdim çünkü daha önce bu yapılmadı diğer etkinliklerde. Ben de patates baskısını böyle klasik olarak değildi arkadaşlar, şöyle metal kalıplar almıştım biliyorsunuz, öyle kalıplarla kestim, yıldızlar ve kalpler şekli yaptım. 20 tane öğrenci var sınıfta. 20'den birazcık fazla çıkardım. Peçetenin arasına sayacağım, poşetleyeceğim. Hazırım, giyindim, makyaj falan yapmadım, vaktim kalmadı. Hemen okula geçiyorum ama okulda büyük ihtimal çekim yapamayacağım sizlere. Oradan da çarşıya geçeceğim. Patatesleri aldım, gidiyorum arkadaşlar. Bakalım okula. Böyle etkinlik günlerinde 3 senedir yapıyoruz zaten biz. Çocuklar o kadar heyecanlı bekliyorlar ki anlatamam size. O kadar heyecan yapıyorlar ki. Böyle kapıdan girdiğiniz anda çığlık çığlığa. Böyle montum, ince kazağım, çantam, bel çantası taktım, siyah kot giydim. Böyle gidiyorum. Evet arkadaşlar, evime geldim. Etkinliğimi yaptım okulda. Ondan sonra güzel eğlendik çocuklarla. Gerçekten çok kaliteli vakit geçirdik. Etkinliğimi yaptıktan sonra, çocukların mutlu yüzlerini gördükten sonra arkadaşlar vaktim doldu ve çıktım. Ceren'le Özlem'le zaten çarşıda bekliyorlardı beni. Kahve içiyorlardı. Beni beklemişler, içmemişler kahvesini. Sonra gittim arkadaşlar. Onun yanına gittim. Onlara da çarşıda işi varmış. Zaten bugün günlerden çarşamba. Herkes pazara gidiyor. Onlar da pazardalarmış. Biz kahve içeceğiz, gelirsen dediler. Ben dedim gelirim. Gittim, arkadaşlarımla oturduk, güzel bir kahve içtik arkadaşlar. Biraz muhabbet, sohbet ettik. Sonra birazcık pazarda gezdik. Arkadaşlar bugün akşama ne pişireceğim? Bugün çarşamba olduğu için yoğun geçiyor benim. Pazar olduğu için baya yoğun geçiyor. Bir de bugün ayrıca üstüne etkinlik falan vardı. Daha çok yoğun bir gün geçirdim. Evimi arkadaşlar, gerçekten ev dandini yani. Yani şu an tam der top olabilir ama arkadaşlar dipli köşeli temizlik yapamadığım için ve camlarımı silemediğim için ev aşırı derecede bana kirli gözüküyor. Çekyatlarımın örtüsünü yıkamam gerekiyor. Yatak örtülerini yıkamam gerekiyor. Çarşafları değiştirmem gerekiyor. Camları, kapıları silmem gerekiyor. Ondan sonra en son bir ara şöyle banyomu, tuvaletin duvarlarına kadar şöyle köpük köpük yıkamam gerekiyor. Bunların hepsi benim kafamda bayağı bir üstünde yük. Gardırobumu falan dökmem gerekiyor, temizlemem gerekiyor. Bunları yapmayınca da evim böyle o kadar pis görünüyor ki, o kadar pis hissediyorum ki anlatamam size. Allah'ın izniyle inşallah bir yerden, ucundan bucağından başlayacağım. Ama ne zaman başlayacağım hiçbir fikrim yok. Şimdi ne yapacağım? Akşam yemeği pratik olsun diye. İşte böyle zamanlarda hemen pratik bir şekilde çıkarıp pişirebilmek için arkadaşlar biz ev hanımları, biz akıllı anneler, hamarat anneler düşünüyoruz kendimizi ve ailemizi. Biliyorsunuz geçenlerde yaprak sarmıştık bir tencere ve fazladan sarmıştım. Bir poşet ayırmıştım. Bunun böyle küçük olduğuna bakmayın canlar. Bunu koyduğunuz zaman bayağı bir tencere yaprak çıkacak. Bunun yanına güzel de bir çorba yaparım sıcak sıcak. Akşam yemeğim hazır olur. Bunu dışarıya çıkarıyorum. Hatta suyun içine koyacağım arkadaşlar. Suyunu falan ayarlarım. Onu koyarım kısık ateşte. Yavaş yavaş o pişecek. Ben şimdi bir Nescafe yapacağım. Bir kahve içeceğim. Biraz oyalanırım. Çınar'la ilgilenirim. Sonra ben pazara gideceğim arkadaşlar. Çünkü sebze pazarına gitmem gerekiyor. Daha alışverişimi yapmadım biliyorsunuz. Elim kolum boş. Sadece pazardan kızlarla birlikte muz aldık. Şöyle 6,5 liraydı. Gördük, hoşumuza da gidince şöyle birer kilo muz alıverdik. Başka da hiçbir şey almadım. Daha doğrusu kızlar alışverişini yaptı ama ben yapmadım. Ben rahat rahat çocuksuz böyle pazar arabamı alıp gittiğim için yapmadım. Keşke ben de yapsaydım. Bir daha pazara çıkmaz. Akılsızlık işte, yapacak bir şey. Neyse kızlar, ben şey yapayım, bir kahve suyu koyayım. Bu arada patates etkinliği çok güzeldi. Gerçekten çok eğlenceli çıktı. Çok eğlenceli çıktı. Ben de çok eğlendim. Gerçekten çocuklar da çok eğlendi. Eğlendiklerine eminim. Hakikaten eminim. Hepsinin yüzü gülüyordu böyle. Hepsi işte Çağla teyze, Çağla abla, Çağla teyze, Çağla abla. Nasıl mutlulardı ya. Nescafe'mi alayım. Arkadaşlar yazdan kalma bir gün var. Nasıl sıcak hava, anlatamam size ya. O herhalde ondan dolayı iş güç yapasım gelmiyor benim. Böyle canım dışarılara kendimi atıp bol bol gezesim var. Ama Çağla işte ev işleri seni bekliyor. Çağla ev işleri seni bekliyor. Arkadaşlar evin işini de böyle biriktirdiğiniz zaman, işin ucunu koyuverdiğiniz zaman da bir daha insanın canı dışarıları istemiyor. Aslında yapmak istiyorum, bak yalan söylemeyeceğim. Özellikle geceleri yatağa yattığımda tedirgin yatıyorum. Diyorum ki Çağla bugün şunu yapıverseydin aradan çıkmıştı. Bugün şöyle yapsaydın bu da aradan çıkmıştı. Diyorum kendi kendime konuşuyorum. Ertesi gün şunu yapayım diyorum. Ya kızlar ertesi gün oluyor vallahi bir şey çıkıyor. Vallahi bir şey çıkıyor. Ya bir yere gidecek oluyor, ya biri gelecek oluyor. Bir şey çıkıyor. Yapamıyorum yani. Mecbur öyle evi topluyorum. Rutin işlerimi yapıyorum. O kadar. O yüzden bir yerden başlamak lazım diye düşünüyorum. Aslında şu balkonun camları gerçekten çok kötü görünüyor ya. Azar olmasaydı bugün aslında şimdi rahat yapardım. Vallahi yavrumu mu göndersem pazara, ne yapsam bilemedim. O da geceden çıktı. Yorgun, uykusuz. Gitmez. Onun da derdi ayrı. Ev değerli toplu Allah'tan, mutfak değerli toplu yani. Toparlamıştım. Çok da toplu sayılmaz. Şurada şişeler falan kalkacak da. O meyveleri de arkadaşlar tabağa koyuyorum. Orada elimizin altında olsun. Yensin istiyorum. Bulut olsun istiyorum. Yok arkadaş gelmiyor. Ben bu sefer çok meyve almayacağım arkadaşlar. Bitene kadar almayacağım. Hakikaten almayacağım. Bittiği zaman da gidip şuradan Migros'tan falan eksiklerimi alıp geleceğim. Alıyorum. Her hafta pazardan poşet meyve taşıyorum. Yenilen meyveler belli. Elma çok yeniliyor bizde. Mandalina yenilmiyor. Gerçekten yenilmiyor. Portakal doğru düzgün yenilmiyor. Ha ne oluyor? Suyunu falan sıkıyoruz. Arada bir çınara sabahlara. O yüzden bir daha kararımca alacağım. Ben kahve içeceğim. Rahat bırakın beni. Yaprak sarmalarımı koydum. Güzelce ununu çözmüş. Üzerine tuz attım. Bol zeytinyağı. Bir tane de hatta 1,5 da limon sıktım. Biraz ekşili olsun diye. Şimdi artık bunu arkadaşlar birazcık şöyle kaynayana kadar altı kısıklı duracak. Sonra bir tık daha kısacağım. En kısa alacağım. Kaynadıktan sonra yavaş yavaş pişecek. Çınar da burada pizza yiyor. Ama biraz kırgın yani. Değil mi aşkım? Arkadaşlar biraz sıcak. Hasta gibi. Arkadaşım hala sıcak. Bir dakika da sokakta aşağı inerken göğsüme çarptım ben. Düştü. Evet. Hadi annem pizzalar niye? Pizzalar vardı arkadaşlar. Nofraza atmıştım. 2 dilim kadar vardı. Böyle işte Çınar öğlen yemeği geldiğinde yani okuldan geldiğinde çok böyle fazla karnını da doyurmak istemiyorum akşam yemeği güzel yesin diye. Böyle şeyler güzel gidiyor yani öğlen çocuklar için. Çorba, pizza, makarna, bu tür şeyler güzel gidiyor. 2 dilim pizzasını yiyecek şimdi benim oğlum. Ondan sonra böyle ablaları şurubunu içireceğim. Kendine gelsin diye. Evet anneciğim. Buralarda böyle dağınık duruyor vallahi. Çünkü yapmış olduğum kurabiyeler de burada. Bakın. Tam bir anne kurabiyesi yani. Mis gibi kokuyor. Arkadaşlar. Efendim? O gün çok güzel davranmış. Etkinlik yaptırdı. Evet etkinlik yaptırdı. Ama bir de o parası bulmuştu. Onu eve götüreceğim dedim ama annem pişti. O kez evde başka yaparım dedi. Evde boya yok. Eve derdik. Evde boya yok. Bu söyledi şu boya. Ben sana ne yapayım biliyor musun? Aklıma bir fikir geldi. Böyle patatesler için şuradaki tane patatesimiz var ya. Bunları böyle ince ince doğrayalım. Kalp ve yıldız şeklinde yapalım. Kızartalım. Kalpli ve yıldızlı patates kızartması yapayım sana. Olur mu aşkım? Çıtır çıtır böyle. Akşam yemeğine yapayım tamam mı bir tanem? Sarmanın yanında yersin. Değişiklik olur. Kuzum benim. Annen kurban olur sana. Ya da fırına da sürebiliriz. Öyle de güzel olur. Üstüne böyle karabiberli. Tamam mı? Hiç onun da değil. Ben de pazara gitmeden bir tane muz yiyeyim, enerji gelsin bana. Vallahi arkadaşlar ben yine ev değiştirdim. Uzun zamandır değiştirmiyordum. Biliyorsunuz ki ben ev değiştirmeyi çok seviyorum. Sizlere göstereceğim. Daha önce de böyle yapmıştım ama beğenmedim. Hemen izimin üstüne geri değiştirmiştim. Sizlere de danışmak istiyorum. Masanın yeri zaten sabit arkadaşlar. Her zaman aynı çünkü başka bir yerde olmuyor. Ya camın önünde ya da bu tarafta olması gerekiyor. Yani burada da yeri iyi olduğu için masanın yerini kıpırdatamıyorum zaten. Saatim falan aynı yerinde duruyor. Masadaki değişiklik, üzerinde şu örtünün daha büyüğü vardı. Onu kaldırdım. Onun böyle küçüğünü serdim. Bilmiyorum, bu da üstüne çok küçük oldu. Aslında hiç sermesem de oluyor da. Böyle yine üzerine serdim. Bilemedim. Kararsız kaldım. Sizce bunu kaldırayım mı? Masada çok mu küçük durmuş? Böyle kamerada bakınca hakikaten çok küçükmüş gibi duruyor ama canlı canlı baktığında çok da dikkat çekmiyor. Ya da düz mü koysam? Bilemedim. Biliyorsunuz şu vazonun içinde arkadaşlar altın sarısı, gold rengi, simli simli böyle çiçek tarzı bir şeyler vardı top top. Aşırı derecede sim döküyordu arkadaşlar. O çok şık duruyor ama çok sim döküyordu. Ve gold rengine zaten burayla alakalı hiçbir uyumu olmadığı için onu elimden yok ettim, yani attım. Aslında bunları falan da böyle değiştirmek istiyorum. Buraya daha spor, daha farklı bir şeyler almak istiyorum ama Eskişehir'e gitmeyi bekliyorum arkadaşlar. Orada bu tarz şeyler daha uygun ve daha çok çeşit olduğu için oradan almayı planlıyorum. Kafamda öyle planlar, projeler var, yani anlayacağınız. Vazonun içi bu şekilde boş. Şimdilik yani burası böyle oldu. Bakmayın, benim de hoşuma gitmiyor, dediğim gibi değiştireceğim. Hemen şöyle döndüğümüzde arkadaşlar, benim ayrıyetten bir salonum var zaten. Kanalımla yeni ilk defa karşı karşıya gelen arkadaşlar için açıklama yapıyorum. Ayrıyetten bir salonum var. Burası bizim yaşam alanımız, oturma odamız yani. Böyle yaptım arkadaşlar. Çek yatağın birisini camın önüne aldım. Biliyorsunuz ki benim odamın şu cam kısmı bayağı bir eğimli geliyor. Yani şöyle yamuk, şu şekilde eğimli geliyor arkadaşlar. O yüzden camın önüne bir şey koyduğumda yani yamukluğu belli oluyor. Koymasam da belli oluyor. Her türlü belli oluyor yani. Bu şekilde de hoşuma gidiyor. Daha geniş oluyor burası. Ama işte sırf sadece orası yamuk olduğu için gözüme orası çarpıyor. Yoksa bu modelini seviyorum ben odanın. Siz olsanız sizin de gözünüzü çarpar mı bilmiyorum ama benim çok böyle işte sinir oluyorum yani yamuk olduğu için. Bu koltukta hiçbir problem yok. Hiçbir sorun yok. Halım zaten biliyorsunuz bu şekilde serdim arkadaşlar. Yani evin içinde bir kablo olmamış oldu. Bu televizyonu, çünkü burada hemen kablolar. Televizyonun yerine buraya koyduğum zaman hiçbir şekilde evin içinde kablolar kayboldu. Yani kablo yok şu an ortalıkta gezen. İşte tek dediğim gibi sıkıntı şu çekyat. Şöyle baktığınızda çok güzel görünüyor. Ama şöyle gittiğimizde arkadaşlar şu şekilde bir açıklık var. Direkt bakıldığında dikkat çekmiyor. Sizce nasıl olmuş? Bilmiyorum. Bilemedim. Bana yorum yapın. Rica ediyorum, yorumlarda bildirin. Zaten arkadaşlar şöyle de bir fikrim var. Allah nasıl kısmet ederse. Gerçi benim bu çekyatlarım çok yeni daha. Hiçbir yerinde çizik daha yok. Moda Life'tan almıştık biz bunları İzmit'teyken. Benim önceden L koltuğum vardı, kırmızı oturma odamda. O kırılınca böyle çekyat almak istedim. Hani misafir de geldiğinde rahat bir şekilde açabileyim diye. Ama benim yine gözüm L koltuklarda. İleri dönük arkadaşlar, şu baştan şöyle şu uca kadar bir L koltuk istiyorum. Şöyle bayağı bir büyük, geniş, rahat, yastıklı L koltuk istiyorum. En azından L koltuk gelirse bu duvarların yamukluğu da tamamen kapanacakmış gibi geliyor bana. Öyle kafamda deli sorular yani. Sehpalarımı koyacak yer bulamadım. O alanda çok bayağı boş olduğu için sehpalarımı buraya koydum arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Çağlacığım senin çok içine sindi mi diye soracak olsanız, çekyatları şu şekilde halıyla düzgün dursun istediğim için, hizalamak istediğim için. Bak bu yine yamulmuş sanki. Çınar mı kıpırdatmış? Çekyatları böyle halıyla arkadaşlar hizalamak için çekyatların ön kısımlarını düz koydum böyle. Düzgün bir şekilde koydum. Bu şekilde. Ama duvarının arkasına bakacak olursak orası hala böyle ve hala gözüme çarpıyor ya. Bilmiyorum, birkaç gün inatla kullanacağım bakalım. Eğer gözüm alışırsa bu şekilde kullanmaya karar verdim. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. İşte Çağla şunu al, bunu al, şöyle yap, böyle yap diyebilirsiniz. Tabii ki de sizin fikrinizdir, sunacaksınız ama şu an bir şey alacak durumda değiliz arkadaşlar. Elimdeki eşyaları nasıl değerlendirebilirim? Bana bu konuda yorum yaparsanız çok sevinirim. Kuzum, daha iyi misin bir tanem? Şuna bakın. Biz hastayız arkadaşlar. Çınar Keloğlan'ı izliyor burada. Ateşimiz var bizim. En son 38.8'di. Bakalım şimdi kaç olmuş? Bir kendime deneyeyim. 36.4. Düşüyor, tamam anneciğim. Arkadaşlar benim koltuk adını suya koydum. Ama koymak zorundayım anneciğim, yoksa ateşini düşüremezdik koymasaydım. Biraz söyleyeceğim. Siz kapalı mıydınız yoksa?